Arkadaşlar merhabalar. Bugün elinizde olan bir videoyu veya internetten indirdiğiniz bir videoyu belirli bir bölümünü nasıl kesersiniz? Veya bunun belirli bir bölümünü nasıl slayta atarsınız? Bunu sizlere anlatacağım. Bunun için internetten çeşitli programlar var. Bunları indirmenize gerek yok. Bu işi en iyi yapan programlardan birisi zaten Windows'ta kurulu olan Windows Movie Maker programıdır. Windows Movie Maker programını gelip başlangıçtan şu şekilde açıyoruz. Buradan kesecek olduğumuz videoya alıyoruz, ekliyoruz. Mesela örnek bir video ekleyelim arkadaşlar. Buraya ekledik. Videomuz geldi arkadaşlar, sağ tarafa gördüğünüz gibi. Videomuz sağ tarafa geldi arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Diyelim ki videomuzun 10. saniyesinden 30. saniyesine kadar olan kısmını almak istiyorsunuz. Bunu yapmanız için iki kere bu taraftaki kısma, yani videonun üzerine iki kere tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi düzenle kısmı çıkıyor. Burada kırpma aracı var. Yapacağımız işlem çok basit. Kırpma aracına tıkladık. Şöyle bir ekran çıktı. Neydi? 10. saniye ile 30. saniye arasını alacağız. Geliyoruz. Başlangıç noktasına 10 diyoruz. Bitiş noktasına 30 diyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir kısmı ayırıyor. Burada. Saniyeden başlıyor, 30. saniyeye kadar gidiyor. Şimdi kırpma işlemimizi bitirmek için kırpmayı kaydet diyoruz. Ve kırpmayı kaydediyor. Gördüğünüz gibi video boyutu uzunluğu kısaldı. Şimdi diyelim ki arkadaşlar aynı videonun içerisinden bir de başka bir kısmı alacaksınız ve ikisini bir video yapacaksınız. Bunun için yine geliyorsunuz giriş kısmına. Video ve fotoğraf ekleden yine aynı videoyu seçiyorsunuz. Diyelim ki bu sefer de 80. saniye ile 100. saniye arasını alacaksınız. Yine iki kere tıklıyorsunuz. Hemen yanına attı gördüğünüz gibi aynı videoyu. İki kere tıklıyorsunuz. Düzenle kısmı geliyor. Kırpma aracını yine açıyorsunuz. 80 diyorsunuz başlangıç noktası. Ondan sonra bitiş noktası da 100 diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya aldı. Kırpmayı kaydet diyorsunuz. Aynı video içerisinden iki ayrı kısmı aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Play'e basıp buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu kısımlardan bir video kaydetmek istiyorsunuz. Şu an tabii videomuz hazır değil. Videoyu film olarak kaydedip diyelim ki YouTube'da paylaşacaksınız veya Facebook'ta paylaşacaksınız. Bunu yapmanız için öncelikle film olarak kaydetmeniz gerekiyor. Bunu da şu kısımdan filmi kaydet çıkıyor. Hemen en üstte bu proje için önerilen var. Buna tıklıyoruz. Kaydedeceğiniz yeri seçiyorsunuz. Kaydedeceğiniz ismi verin. Video diyelim örnek. Kaydediyor. Şu an video uzantısını kaydediyor arkadaşlar. Videoyu çeviriyor. Tabii siz isterseniz bu videonun arasına aynı yerden yine resim de ekleyebilirsiniz. Buna animasyonlar da ekleyip bir slide de hazırlayabilirsiniz. Videomuz kaydedildi arkadaşlar. Bunu herhangi bir player'de açabilirsiniz. Mesela VLC player'de açtım ben şu an. Gördüğünüz gibi videomuz hazır durumda. Videomuzu masa üstüne kaydettim. Yani video kesmek, kırpmak veya başka animasyonlar üzerine atmak için değişik programlara ihtiyacınız yok. Windows Movie Maker bunu en iyi yapan programlardan birisidir ve oldukça basittir yapımı. Size bugün video nasıl kesilir bunu anlattım arkadaşlar. Herkese iyi günler.